Dünyanın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Gençler Kız ve Erkekler Tekvando Türkiye Şampiyonası müsabakalarının açılış seremonisi Konya Büyükşehir Belediye Spor ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. Açılışa AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pek Yatırmacı, Konya Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Ömer Ersöz, Tekvando Federasyon Başkanı Metin Şahin, Milli Takımlar Antrenörü Ali Şahin, Milli Sporcular, Konya Spor As Başkanı ve ASKF Başkan Yardımcısı Mehmet Günbaş, Konya'nın Tekvando'da duayen ismi Kayhan Aytar, şampiyona katılan sporcu antrenör ve davetliler katıldı. Açılış öncesi sporcu ve davetlilere Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pek Yatırmacı tarafından geleneksel Konya pilavı ikram edildi. Yemeğe protokol de katıldı. Bugün Konya geleneksel pilavını Sayın Selçuklu Belediye Başkanımız bugün bize veriyorlar. Kendisine derin bir alkış yapıyoruz. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pek Yatırmacı açılış konuşmasında belediye olarak spor ve sporcunun yanında olmaya çalıştıklarını belirtirken böyle güzel şampiyonaya ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluyuz dedi. Konya olarak güzel zaman AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da tekvando sporuna gönül veren ve şampiyonaya katılan tüm sporculara başarı diledi. Federasyon Başkanı Metin Şahin de kadim şehir Konya'da yapılan şampiyona dışında sporculara şehri ve Hazreti Mevlana'yı tanımaya davet etti. Şahin konuşmasının sonunda Konya'da kamp yapan milli sporcuları davet ederek Mayıs ayında Antalya'da yapılacak Dünya Şampiyonası ve Tokyo 2020 Olimpiyatları öncesi başarı dileğinde Federasyon Başkanı Metin Şahin, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pek Yatırmacı, Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Ömer Ersöz, ASKF Başkan Yardımcısı Mehmet Günbaş, Tekvando'nun duayen ismi Kayhan Aytar ve Türk Tekvando'su ve sporun duayen isimlerinden İsmet Iraz'ın eşi Hanife Iraz'a, TSYD Konya Şube Başkanı Murat Dönmez'e şampiyonaya katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim etti. Açılışta ayrıca 3 gündür devam eden şampiyonada dereceye giren sporculara madalyaları protokol tarafından verildi. 622 kulüpten 1095'i erkek, 916'sı bayan olmak üzere toplam 2016 sporcu kıyasıya mücadele ettiği Türkiye Şampiyonası pazar günü yapılacak müsabakalarla tamamlanacak. Konya'da gerçekleşecek Büyükler Türkiye Şampiyonası ise 21-25 Ocak tarihleri arasında yapılacak.